imamlar var, fıkıhçılar var, şu var, bu var. Şimdi ben kendime uygun, kafama uygun bir tanesini buldum ve onun yolundan gittim. Gidersin. Ama aslında Kur'an böyle bir şey demiyor. Kur'an bambaşka bir şey diyor belki ama... Ne biliyorsun? Bizim imam kafamıza göre olur bir imam... Olur mu ya sen şimdi... Ben size neden bahsediyorum? İbrahim Nakai diyorum, Hammad diyorum, o Ebu Hanife diyorum. Çatal Celalefe. O da Kur'an diyor. Kur'an şarap diyor işte, hamr diyor. Şimdi yani çeşitli böyle... Kelime şeyiyle. Abi o, yani, o evet. Namazı başka kıldırıyor. Ama yani başka birisi kıldırıyor. Buna sarılırsa emsali çok. Yani adamı abi, yerden yere yani çalamaz. Herkes meşrebine göre imam bulabilir biliyorsun. Abi onun fıkrası bile var. Yani şimdi meşrebine göre imam buldun meşrebine diye... Meşrebine göre imam bulamazsın. Ya abi şimdi bir sürü yol var. Öyle abi. Bulmuyor Hayır. ki. O öyle demiş, bu böyle demiş. Şimdi ben diyorum ki ben namazı böyle şimdi. Birisi kadın eli sıkmıyor, öbürü hayır, sıkıyor. Hayır, şimdi, hayır. Abi bunların hangisi? Kıyas mal fark. Hangisi öyle, öyle dümdüz etme. Bir abi dümdüz oluyor. Kadın elinin sıkılacağına dair İslam fıkıh... Abi birinde abdesti kadın bozuyor, elini öbüründe sıkmanın bozmuyor. Haram olduğuna dair İslam fıkıh tarihinde bir tek fetva göremezsin. Ama böyle o mezhepler var. O bizim siyaset dincilerinin uydurduğu. Abi böyle mezhepler var abi. Kadına değdin mi? Hayır. Namaz şeyin bozuyor, efendim, oruç şeyin o başka. Bozuyor. Kadın eli sıkılmaz başka. Kadına değdiğin zaman abdest bozulur başka. O günah manasında değil ki. O mezhep köpeğe süründüğün zaman da abdest bozulur diyor. Şafi'de. Bunun günahla filan ne ilgisi var? Karıştırma birbirine. Bak açık veriyorsun. Bir şeyi günah ilan etmek başkadır. Fıkhen onun hayır, abdesti bozmaz. Hayır mesela namazı bozmasın. Başka kıldırıyor şimdi. O rekat sayısı farklı, bilmem nesi farklı. Hayır efendim, bir fark yok. Nasıl yok? Efendim namazın onlarca icra şekli var. Peki bunun hakikisi hangisidir? Bunlar mesela? Hepsi hakikidir. Peygamber Efendimiz zamanında bakın, nasıl kılınıyordu? Bakın müsaade et canım. Hazreti Muhammed zamanında nasıl kılınıyordu namaz? Evet, Hazreti Muhammed zamanında ana yapısı bakımından bugün kılındığı gibi kılınır. Hazreti Peygamber mesela namaza dururken iftitah tekbirini böyle dağılmıştır. Böyle dağılmıştır. Bazen de hiç ellerini kaldırmadan Allahu Ekber demiş ve kıyama durmuş, elini bağlamıştır. Şimdi bir mezhep bunu alıyor. Öbürü bunu alıyor. Öbürü bunu alıyor. Bunlar da şaşacak bir şey yok. Mesela kadınlar başka yapıyor, erkekler başka yapıyor. Efendim işte oradan geliyorum. Hazreti Peygamber kadınlar için şöyle, erkekler için böyle diye bir ayrım da yapmamıştır. Hocayı ben namaz kılarken gördüm, böyle kılıyordu. Hayır, ben Hanefi geleneğinden geldiğim için ben böyle... Yok, böyle kıldınız ben gördüm. Ya öyle de olur, öyle de ne fark eder efendim? Ve onlarla namazın hakikatinin ne alakası var? Peki hiç yapmasan, böyle bir şey yapmasan, doğru, oradan dursun. O hiçbir mahsuru yok. Şimdi bakın, mezhepler içinde... Subhaneke'yi okumayı sünnet gösterir Hanefilik ve diğer iki mezhep daha. Halbuki mesela Malikilerde evet. Subhaneke'yi okumak mekruhtur, okutmazlar. Fas tarafı niye mekruh? Allah o, okutmaz, hemen Fatiha'ya girer. Bakın bunları siz bir çelişki gibi görmeyin. Bunlar evrensel bir dinin değişik insan topluluklarına ve değişik karakterlere göre daha rahat uygulanmasını sağlayan kolaylıklardır. Bundan şikayetçi olmamak lazım. Bu son derece yok, makuldür sen. Şikayetim yok. Doğrudur. Yoktur. Hiç şikayetim yok. Yani olmasın kimsenin şikayeti. Ne zaman bu şikayet konusu olur biliyor musunuz? Bunların birini din işte budur. Diye bunun emredersen, aksini yapan olursa. Namazı olmaz. Mesela İbn-i Batuta'da bir şey var. Seyahatnamesinde. Türkçe'ye çok geldiği zamanki kısmı. Konya'ya geliyor. Konya'ya gelişinde. Bir camiye giriyor. Adam Maliki. Kuzey Afrikalı. Giriyor oraya namaz kılacak. Maliki şeyine, tavrına göre namaz kılmaya başlıyor. Hemen orada mutaassıplar üstüne saldırıyor. Namazı tahrif ediyor. Fasık, zındık, namazı bozdu bilmem ne. Adamı başlıyorlar tartaklamaya. Müftü de orada o zaman. Veya müderrislerden biri. Müdahale ediyor. Ya niye diyor adamın caminin içinde dayağı çekiyorsunuz? Ya bu namazı işte şöyle kıldı, elini kaldırmadı. Böyle ellerini salarak kıldı. Bağlamıyor bile ellerini. Salmış. Bir dakika diyor, dur bakalım ya.
Sen kimsin arkadaş diyor. Ben işte filan yerdenim. Seyyahım ben diyor, geziyorum bir kitap yazdığım için onunla ilgili. Ha sen neredensin filan memlekette. Ha sen olmuyor mali. Evet diyor. Ya diyor Allah'tan korkun. Adamın mezhebinde böyle el bağlamak yok. Elleri salarak kılıyor bunlar. Bunda bir mahsur yok. Peygamberimiz öyle de kılmıştır. Bir mahsur yok. Ha öyle mi diyorlar filan. Bugün bizim ülkemizde birbirine din adına böyle yumruk tokat sallamaya kalkanların çoğu bu tür cehaletlerin kurbanıdır. O kendi gözlüğünü takmış, dini o gözlüğün arasından gördüğü kadar zannediyor. Öyle bir şey yok. Peki hocam. Şimdi ama Kur'an'da da şeyde de o sadece şarap şeyine ben hiç katılmıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim alkol menüsü değil ki. Efendim ben şu kadar ya ben de katılmıyorum. Ben bunu yazdığım zaman Hanefilerin bir soru geldi yazdım. Efendim bizim anlı yobazlar ver yansın ettiler. Efendim Yaşar Nuri işte belli içkileri sarhoş olmayacak kadar. Ya Allah'tan korkun Yaşar Nuri ile ne alakası var? Senin mezhebinin imamı söylüyor bunu ve ben o yazımın altında Hanefilerin bu fikri bana göre Kur'an'a uygun değil, ben katılmıyorum da demişim üstelik. Bu başkadır. İlmi bir haysiyetle Hanefi fıkhında bu mesele böyledir demek başkadır. Lütfen müsaade edin ya, biz affedersiniz boynumuzda yem torbası taşıyan varlıklar değiliz, biz insanız. Yani ben ilim adamıyım. Hayatımı verdiğim bir konudur bu. Bana birisi Hanefi fıkhında şu mesele nasıldır dedim, ben bunu anlatacağım. Yoksa İmam-ı Azam'a, hocalarına, öğrencilerine iftira etmiş olurum. Ama kendi fikrim var. Yine torba boynumda taşımadığıma göre ben İmam-ı Azam'ı da eleştiririm. Göklere çıkarıyorum. Yani İslam tarihinin en büyük dahilerinden biri diye. Ama bak bu fikrine katılmıyorum. Mesela ayrı ayrı şey bunlar. Karıştırmayalım birbirini. Peki hocam bir şey de şimdi. Evliyalar diye bir şey var. Evliyalar diye evliya zaten evliya. Çoğu. Evliya çoğu doğru. Ama işte kitaplarda geçer evet. Anadolu evliyaları falan. On nedir? Var mıdır evliya diye bir şey? Evliya diye bir şey vardır. Kur'an tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'a iman eden ve Allah'a takvayı esas alan kişiler demektir. Ha, Kur'an'da bir de evliya-u şeytan tabiri var. Şeytan evliyası. Kimler acaba? Ha, evliya-u şeytan, Rahman maskesi kullanıp şeytanlık yapanlar demektir ki, Mevlana'nın ekolünden ve tabii torunu aynı zamanda. Torunu mu dedim? Sultan Veled. Marifinde. Oğlu tabii ya. Oğlu. Torunu şeyle, Çelebi ile karıştırdım. Sultan Veled Marifinde diyor ki, bu Evliya-ı Şeytan'ı tanıtırken müthiş bir tanım veriyor. Bu Allah ile Aldatmak kitabında kullandım ben onu. Diyor ki, bu şeytan evliyası, tabire dikkat et. İdris peygamberlerden mi? İdris kisvesine bürünmüş iblislerdir. Kisvesi İdris kisvesidir. Fiili ve niyeti iblistir. Şeytan evliyası dinin değerlerini maske olarak kullanıp esasta şeytanın arzularına hizmet eden taife demektir. Biz buna halkımız rahat anlasın diye dinci diyoruz. Kur'an'ın tanıttığı manada evliya olanlara da dindar diyoruz. Dindar rahmani bir kavramdır, dinci şeytani bir kavramdır. Dindar rahmani bir varlıktır, dinci şeytani bir varlıktır. O demin dedik ya, lanetlenen namaz. İşte o dincinin ve şeytan evliyasının namazıdır. Kur'an bunları veriyor. Bunları nasıl sana ayırt edilir bunlar birbirinden? Ha verdim demin sana. Kaçırdın. Bir daha söyleyeyim. Temel iki tane alameti var bunların diyor. Dine riyakarlığı sokarlar.
Özellikle ibadetlere. Şovculuk yaparlar. İki, milletin malını çeşitli oyunlarla, katakullelerle yerler talan ederler. Deniz feneri namazı kılarlar. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, bunlar benim Allah'a götürdüğünden bahsettiğim namaz değildir. Bunlar melunların namazıdır. İşte bir tarif bulmak lazım. Şimdi iki tane namaz tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a götüren namaz, şeytana götüren lanetli namaz. Ya bunların birinin adı var, birini yapana dindar diyoruz. Burada bir tereddüt yok. Kur'an öbürünü verdiğine göre ona da bir sıfat bulacağız. Dinci. Kızıyorlar dinci. Niye kızıyorsun? Feveylül lil musallin makulesinden olanlara biz bir ad bulmayacak mıyız? Nasıl tanıyacak insanımız onları?